Karadeniz Ereğli Müftülüğü, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 77. yıl dönümünde anmak amacıyla yakın tarihimizde Mehmet Akif Ersoy konulu konferans düzenledi. Konferansa Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay, Gülüş Belediye Başkanı Aydın Güngör, Demokratik Sol Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Recep Erdoğan, Ereğli Müftüsü Recai Albayrak, Ereğli Müftülüğü idareci ve çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an kursu öğreticilerinden Ersin Uçar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ereğli'de liseler arasında İstiklal Marşı'nı etkili ve güzel okuma yarışmasında birinci olan lise öğrencisi Yunus Emre Ak, İstiklal Marşı'nı okudu. Konferansın açılış konuşmasını Ereğli Müftüsü Recai Albayrak yaptı. İstiklal şairi ve mütefekkir olarak gönüllerimizde taht kuran Mehmet Akif Ersoy'un tanınmasına, daha iyi tanınmasına yönelik düzenlediğimiz anma programına hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşriflerinize şükran ve saygılarımla mukabele ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, din görevlileri olarak gerek kürsülerde, gerek minberlerde ve gerekse özel sohbetlerimizde kendisine ve eşsiz safahatına müracaat etmekten kendimizi alamadığımız merhum Mehmet Akif'in şiirlerinde onun şahsi dert ve ızdıraplarına, şahsi kaygılarına, bunları bize aktaran mısralarına asla rastlamayız. Çünkü o ağlamışsa milleti için ağlamış, sevinmişse milletiyle sevinmiştir. Akif, o merhumun ağlaması ya milli bir felaket karşısında yahut bir sefahat levhası önünde yahut da bir mazluma yardım edememekten doğan, ondan kaynaklanan bir azap içerisinde olmuştur. Albayrak'ın konuşmasının ardından Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Beyhan'ın yakın tarihimizde Mehmet Akif Ersoy adlı konferansına geçildi. Beyhan konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un hem doğumunun hem de ölümünün Aralık ayında olduğunu vurgulayarak bunun çok az rastlanan bir durum olduğunu belirtti. İçinde bulunduğumuz Aralık ayı merhum Mehmet Akif Ersoy'un hem doğum yıl dönümü hem ölüm yıl dönümü. Aslında bu tevafuk çok az faniye nasip olur. 63 yıllık ömrü Aralık ayında başlamış ve Aralık ayında sona ermiştir. Bugün 19 Aralık, demek ki 8 gün sonra 27 Aralık'ta İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün üzerinde 77 yıl geçmiş olacak. 77 yıl önce böyle bir Aralık ayında fani alemden
ebedi aleme intikal etti. Doğum tarihi umumiyetle Osmanlı döneminde iki takvim kullanılıyordu. Bunlardan bir tanesi daha çok iktisadi alanlarda, yani muhasebe işlerinde kullanılan Romi takvimdi. Diğeri ise Hicri takvim, yani Kameri takvim. Dolayısıyla doğumu Şevval 1290 olarak kayıtlara geçmiştir. Her ne kadar bazı kaynaklarda doğum tarihi için 28 Aralık olarak bir kayıt düşülüyorsa da Şevval ayının hangi günü olduğu belirtilmemiş. 1290 yılının konferans daha sonra ilahilerin okunması ve hediye takdimiyle sona erdi. Ereğli'ye bağlı Pınarcık Köyü'nde birleştirilmiş sınıf olarak eğitim öğretim veren Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu Beyaz Bayrak'la ödüllendirildi. Okul idaresinin başlattığı Çocuğumla Okuyorum kampanyasında ise 42 günde 20 bin sayfa kitap okundu. Ereğli merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu Temiz Okul Sağlıklı Okul projesi kapsamında Beyaz Bayrak ödülü aldı. Birleştirilmiş sınıf olarak eğitim öğretim veren okulda 2010 yılından bu yana okulda yapılan iyileştirme çalışmaları sonrasında alınan Beyaz Bayrak ödülünden sonra köy halkının okula bakış açısı değişmiş. 2010 yılında okula atanan Ömer Altınbaş göreve başladıktan hemen sonra okulun eksikliklerini diğer öğretmenlerle birlikte tespit çalışmasına başlamış. Okulda öğrencilerin kullanabileceği tuvaleti bile yokken toplanan yaklaşık 78 bin liralık yardım ile iyileştirme çalışmalarına start verilmiş. İlk olarak çocukların kullanabileceği tuvalet yapılırken okulun taban döşemeleri, boyaları, tahtaları, dolapları tamamen yenilenirken ana sınıfının da kurulması unutulmamış. Yapılan bu çalışmalar ise okulu Temiz Okul, Sağlıklı Okul projesi kapsamında Beyaz Bayrak ödülünü okula kazandırmış. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 30 öğrenci ile eğitim öğretime devam eden okulda yapılan görüşmelerin sonrasında öğrenci sayısı 50'ye çıkmış. Okulun çehresini değiştirmede büyük rol oynayan okul müdürü Ömer Altuntaş, şimdiki amaçlarını ise okulun boş arazisine kapalı spor salonu yaparak öğrencilerin kış ayında da sosyal faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Okulda yapılan iyileştirme çalışmalarında köy derneği, sivil toplum kuruluşları ve yardımseverlerin katkılarının bulunduğunu anlatan Altuntaş şunları ifade etti. İlk öncelikle okulumuz Karadeniz Ereğli bölgesinde ilçesinde bulunmaktadır. Merkeze 15 kilometre uzaklıktadır. Birleştirilmiş sınıflı bir okuldur. Küçük bir okuldur. 30 öğrencili bir okuldur. Bu 2010 yılında göreve başladığımızda birçok eksiklik gördük. Artık insanlar birleştirilmiş sınıflara ya problem olarak bakıyorlar ve bir ön yargıları var yani birleştirilmiş sınıflara karşı. Halbuki eğitimin bir gerçekçi bir payı var ve dünyanın birçok ülkesinde de birleştirilmiş sınıf uygulamaları bulunmakta. Ama oluşan ön yargı ve eğitimin daha düşük verildiği düşüncesiyle birçok problem üst üste birikmekte. 2010 yılında göreve başladığımızda bu problemleri tespit ettik. Öğretmenlerimizle beraber bu problemleri nasıl çözeriz diye bir planlama yaptığımızda bu 2 yıllık bir süreçte yaptığımız görüşmelerle, işte birebir görüşmelerle, kurum ve kuruluşlara giderek köyümüzün derneğiyle, muhtarlığımızla, ondan sonra sivil toplum örgütleriyle birlikte topluca bir görüşmeler, sürekli halde görüşmeler yaptık ve bunun sonucunda 78 milyar kadar bir harcama yaptık 2 yılda. Bu bize ne getirdi? 2 yıl önce öğrenciler teneffüslerde evlerine tuvalette ihtiyaçlarını gidermek için evlerine bile giderken şu anda okulumuz birleştirilmiş sınıf olmasına rağmen Beyaz Bayrak almıştı ve bu Zonguldak'ta ilk defa bir birleştirilmiş sınıf Beyaz Bayrak almıştır. Okul olarak yeni projeleri de hazırladıklarını kaydeden okul müdürü Ömer Altıntaş, 15 okul belirlediklerini ve öğrencileri tarafından hazırlanan gölge oyununu belirlenen okullarda oynayacaklarını belirtti. Okulda öğrenim gören öğrencilerin okuma kelimelerinin 30 ila 40 olduğunu da belirleyen müdür Ömer Altıntaş, çocukların okuma durumlarını düzeltmek amacıyla velilerle toplantı düzenlemiş. Velilerin de olurunu aldığı Çocuğumla Okuyorum projesini hayata geçiren okul yönetimi 42 günde 20 bin sayfa kitap okunmasını sağlamış. Bu durumdan en çok memnun olan ise öğrenci anneleri olmuş. Çocukları ile birlikte kitap okuyan anneler hem çocuklarının eğitimine katkıda bulunurken hem de kendi bilgilerini geliştirme imkanı bulmuş. Daha önce okumuyordum.
proje geliştiğinde okumaya başladım. Faydasını da gördüm yani. Birlikte okumanın daha güzel, eğlenceli olduğunu söylüyor. Mesela zevk alıyor, daha güzel okumaya meyleniyor. Mesela kendi isteğiyle okuyor. Önceden zorluyorduk, şimdi kendi isteğiyle okuyor. Ben önceden çocuğumu bu okula verme gibi istemiyordum mesela. Okul çok pek bir faaliyet yoktu mesela. Çocuk öğretmenimiz gibi geleli, ömürce geleli bayağı okulumuzda iyi şeyler oldu. Çocuklar daha iyi ders almaya başladı. Kızımla beraber daha çok okumaya başladık. Kızım zaten kendisi söylüyor bana. Anne beraber okuyalım akşamları diyor. Yoksa yani benim okuyasım gelmiyor diyor. Kendisi söylüyor zaten. Annemle babamla kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okuyoruz, derslerimizi yapıyoruz. Boş saatlerimizde gölge oyunları yapıyoruz. 15 tane köye gideceğiz. Orada hem eğleneceğiz, hem onlara öğretmenim, hem onlara eğlendireceğiz. Okulda proje kapsamında kitaplarını bitiren öğrenci ve velileri başta olmak üzere okulun iyileştirme çalışmasına katkı sağlayanlara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Naci Kılıç tarafından plaket verildi. Tebrik ediyorum. Bravo. Çarşı içindeki Ereğli PTT Merkez binasının yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmalarını üstlenen firmanın sahibi Murat Aslan, yıkım çalışmalarının çevreye zarar vermeden nasıl yapılacağı konusunda ERT Televizyon'da bilgiler verdi. İstanbul firmasıyız. Ereğli PTT binasının yıkımı için geldik buraya. Binamız 6 kattan ibarettir. 250 metrekare üzerine oturtmuş. Toplam 1500 metrekare. Bunun yıkım aşaması yarından itibaren tekrar başlayacak. İçin sökümü kesimleri yapıldıktan sonra yarın sabahın PTT yıkımlardan yavaş yavaş başlanacak. Yıkım esasında toz ve herhangi bir şey, zarar olmaması için su kullanacağız. Susuz ve işlem yapılmayacaktır. Halka zarar olmaması için ve esnaflara zarar olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burası aşağı yukarı 15 gün içerisinde binayı indirme tarihimiz var. Tabii başka şeyler olmasa eğer bu uzayabilir de kısabilir de. PTT merkezi yeni binanın yapımına kadar geçici olarak Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde numara 32'de bulunan binadan hizmet veriyor. Ereğli'de erkek ve bayan iç giyiminde hizmet verecek olan Koza İç Giyim ve Çeyiz mağazası törenle açıldı. Açılış dolayısıyla ucuza satışa sunulan giyim eşyaları izdihama neden oldu. Erdemir Caddesi Anadolu Hastanesi karşısında faaliyetini sürdürecek mağazanın açılışı için tören düzenlendi. Açılış öncesinde dua edildi.
Mağazanın açılışını mağaza sahiplerinden Hasan Toprak, önceki dönem Ereğli Belediye Başkanı Murat Sesli, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Mevlüt Özdemir, Türk Metal Şubesi Ereğli Şube Başkanı Yusuf Ziya Odabaş yaptı. Hayırlı olsun. Yüzlerce vatandaşın içeri girmek ve satışa sunulan eşyalardan alabilmek için yaşanan izdiham dakikalarca sürdü. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen açılışa Ereğli'nin önde gelen iş adamları ve vatandaşlar hazır bulundu. Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. İlimizde 7 günlük tahmin edilen hava durumu, cumartesi günü az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 11, en düşük hava sıcaklığı 2 derece. Pazar günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 10, en düşük hava sıcaklığı 2 derece. Pazartesi günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 12, en düşük hava sıcaklığı 3 derece. Salı günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 13, en düşük hava sıcaklığı 6 derece. Çarşamba günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 13, en düşük hava sıcaklığı 5 derece. Perşembe günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 11, en düşük hava sıcaklığı 5 derece. Cuma günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 14, en düşük hava sıcaklığı 8 derece.